Evet, böylesine özel bir günün gecesinde güzel coğrafyanın göz bebeğini İstanbul'umuzu konuşacağız bu akşam. Her zerresinden fışkıran tarih elbette hepimizi heyecanlandırıyor, ancak tabii sadece İstanbul'la sınırlı da değil. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her karış toprağımız anı, emek, vefa, feda ve aşkla donatıldı. Kıymet bilmek lazım diyelim. Pek tabii bu göz kamaştırıcı topraklar kötü emelli insanların da dikkatini çekiyor elbette. Bunları da konuşacağız. Tılsımlı yapılardan bahsedeceğiz. Ezoterik örgütler ve İstanbul'un gizemli tarihi diyeceğiz hocam. Hız kaybetmeden başlayalım. Başlayalım. Şimdi herkesin merak ettiği ve bulamadığı şeyler var. Herkesin aradığı, üzerinde amaç edindiği. Ben bu programı birazcık farklı bir eksende tutmak istiyorum. Siz çokça programa katıldınız. Sizi bulmuşken böyle başka bir kapıdan girelim istiyorum. Evet, ya, kim neden oldu, neyi arıyor o tartışalım. Tamam. Yani bulunca ne olacak, onları konuşalım. Kutsal kanla başlamak isterim. Nasıl geçiyor? Kutsal kan ne demek? İlk ifadesini Tevrat'ta bulduğunu biliyoruz. Bu kan kimin için, neden önemli? İstanbul'la ne gibi bağlantısı var? Avrupa'da birçok efsaneye konu olduğunu biliyoruz. Türkiye'de aslında bu tabir çok kullanılmadı. Ta ki Dan Brown'un Da Vinci'nin şifresi kitabına kadar. Sanırım Türkiye kutsal kan ifadesiyle bu kitaptan sonra mı tanıştı? Nedir bu kutsal kan? Yok, aslında daha önce konuşuyorduk da Dan Brown'la moda oldu. Evet. Ya Dan Brown ilginç tabii, onunla moda olması. Ben de ilk televizyonlara Dan Brown'la çıktım zaten. Öyle rastlantısal Dan Brown'ın ilk meşhur olduğu zaman. Ya şimdi şöyle bir şey var, bir efsane. Ya adı üstünde efsaneden bahsediyoruz. Ama efsanenin şöyle bir özelliği var. İki özelliği var. Bir, tabii ki gizemli bir tarihe kaynaklık ediyor. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Böyle bir efsane çıktıysa bunun arkasında acaba ne tür bir şey var? Hani tarihi gerçek. İkincisi de bu efsaneye inanan insanlar var. Bu efsaneye inanan insanlar siyaset içindeyse, ekonomi içindeyse nasıl yönlendiriyor? Şimdi iki yönlü bir olay. Yani efsane deyip geçmemek gerekiyor. Evet. O yüzden biz olabildiğince efsaneleri inceliyoruz. Benim asıl tabii ilgi alanım Orta Çağ. Orta Çağ dillerine olan merakım, artık herkes biliyor masalcı romanından sonra. Ve oradaki kaynakları İstanbul'daki gerçeklerle biraz birleştirmeye çalışıyorum. Sözünüzü bölmeden şöyle bir şey mi anlamam gerekiyor? Her efsanede bir gerçeklik payı var. Kesinlikle. Vardır. Kutsal Kan'da da bir gerçeklik payı var yani. Ya bir gerçeklik payı olmasa bile ona inananlar artık o olayı belli bir gerçeklik seviyesinde alıyor. Evet. Kutsal Kan nereden çıkıyor? Tabii bir şey kan neden kutsal olur? Şimdi bütün Orta Çağlar ve ilk Çağlar boyunca bir takım soyları kutsal kabul etmişler. Hatta o kadar kutsal ki İlyada'ya bakıyorsunuz işte yüce kahraman bilmem kim geldi ki onun soyu gider Zeus'a. Zeus işte şöyle böyle, hani Tanrı'ya bağlanan soylar var. Nasıl kahraman soyları, kral soyları falan. Hani ne yapmışlar? Çok güçlü, çok şey, bir de siyasi güç var. Olsa olsa Zeus'tan gelmiştir. Bir yerde Zeus aileye musallat olmuştur diye düşünüyorlar. Ya da Poseidon'dan geldi, şundan geldi. Bunun biraz gerçeklik payı da ona tapılan şehirlerden gelmesi. Yine hep böyle bir özel kutsal bir yere dayandırmışlar. İşte bu bir canavardan geliyor, bu şundan geliyor. Ama ve lakin İncil'de geçen şey, Tevrat'ta geçen bir cümle aslında bugünkü bizim kutsal kan dediğimiz kavramı aydınlatıyor ya da o efsaneye neden olmuş. O da şu: o Tanrı oğulları insan kızlarını gördüğü zaman onların çok güzel olduğunu gördü. Onlarla birleşti. O günlerde ve sonrasında Nefil adı verilen devler vardı. Bu kadar. Bunu daha sonra Enok kitabı diye bir kitap açıklıyor. Burada ne oluyor? Gökyüzünden gelen, Enok kitabına baktığımızda gözcüler. Bunu hemen uzaylılara, uçan daireye, Anunaki'ye falan yormayacağız. Sizin hoşlanmadığınız konular. Evet, yani. Geçen gün bir Anunaki diyordu, saldırdım. Öyle değil de tabii, artık oraya geldi. Uzaya falan bağlamadan bu bir efsane. Gözcüler. Bu kavram mitolojide her zaman vardır. Gözetlenmek. Tanrı'nın gözetlemesi. Evet. İlluminati falan derler. Böyle bir üçgen içinde göz vardır. Evet. O aslında tapınak alınlığı ve her tapınakta o gözün olduğu yerde bir delik vardır. Hani Tanrı sizi gözetler falan. Ta Orwell'a kadar Big Brother is watching you falan. O gözetleme, o gözcüler geliyor gökyüzünden, melekler, düşmüş melekler. İnsan soyuyla, insan kızlarıyla birleşiyor. Ve yeni bir soy oluyor. Aslında böyle bir kutsal kan geçiyor. Ama o insanları da seçerek. Tabii. En güzellerini seçiyorlar. Ama ve bu Davut'a kadar gidiyor, Hazreti Davut'a. Efsane böyle getiriyor. Ve bu kutsal bir soy yaratıyor. Kan, kutsal kan dedikleri bu. Kutsallık aslında bir efsaneye bağlı olarak bir mitolojik olay Enok kitabı. Enok niye mitolojik diyorum? Çünkü Tevrat'ın içine de kabul edilmemiş. Evet. Kabul edilmeyen kitaplar arasında, apokrif kitaplar arasında. Ve oluyor. Gökyüzünden gelen bir kısım insanlar tarafı, varlıklar tarafından döllenen bir soyun devamı. Evet. Ama bu Hazreti Davut'la Hazreti İsa'ya geçtiği varsayılıyor. Ve Hazreti İsa'nın soyunun da bu kutsal kanla birlikte Fransa'da bir yerlerde devam ettiğine inanılıyor. Bir saniye, Hazreti İsa'nın soyunun, yani Hazreti İsa'nın neslinin hala devam ettiğine inanılıyor ve Fransa'da devam ediyor. Yani kişiler de bunun farkında. Ben Hazreti İsa'nın soyundan geldim diyerek yaşıyorlar. Tanıyorum zaten birini. Biliniyor mu bu kişiler? Biliniyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Bu nasıl oluyor böyle? Hani biz biliyoruz ki böyle bir şey yok. Ama efsane şuraya dayanıyor. İncil'de Hazreti İsa bir düğüne gidiyor. Evet. Düğünde şarap bitiyor. Annesi Hazreti Meryem İsa'ya diyor ki şarap bitti diyor. Ne yapalım diyor. Ya bana ne diyor. Sonra sen diyor bir şey yapmak zorundasın diyor. Ve suyu şaraba çeviriyor. Hı. Diyorlar ki bu niye başkasının düğününde böyle bir şey yapsın? Bu kendi düğünüydü. Maria Magdalena ile Meryem'le zorlama evlendi. Bir şey olmuş. Kesinlikle. Hocam? Biraz değil böyle. Mi? Zorlama olmuş. Ondan sonra bu da Fransa'ya gitmiş zorlama bir şekilde. Ve orada Merovingi soyu dediğimiz bir kral soyuna kaynaklık etmiş vesaire vesaire. Ve bu soy Fransa'nın Champagne bölgesinde hala yaşıyor diyorlar. Bunun fanatikleri de var. Fanatikleri var. Bu fanatikler bir de siyasetin içinde insanlar. Hatta daha da fanatiklere tapınak şövalyesi dediğimiz. Evet, onları da bunları korumakla yükümlü. Evet. Şimdi demek ki böyle bir olay var. İstanbul'la ne alakası var bunun? Ona da şöyle bir şey diyorlar. İkinci Haçlı Seferi'nde zaten biri geldi kutsal soydan buraya. Evet. İşte buraya verdi ve bir şekilde, bilinmeyen bir şekilde, orası karanlık, Paleologoslara karıştı. Ve İstanbul'un son soyu, son imparator soyu aslında kutsal kandan gelmekteydi. Tabii ki son imparator İstanbul'un fethi sırasında ölüyor. Onun akrabaları Eflak, Mora'da. Hala bugün onların soyu devam ediyor, Rusya'da var. Paleologos. Hocam... Bunlar efsane şimdi. Kutsal kana inananların Tevrat'a inandığını biliyoruz. Her Tevrat'a inanan kutsal kana inanıyor mu? Bu bir detay. Tabii. Bir de İncil, hangi İncil'e inananlar? Yine hangi İncil'de geçiyor bu kutsal kana? Çok güzel soru. Çünkü şövalye ideolojisi dediğimiz bu şeyde Tevrat'a inanırlar. 1 Yuhanna'ya göre İncil. 2 Yuhanna'nın vahyi. Aslında bir de inandıkları apokrif İncil'ler, kabul edilmeyen var. Onlar bir tanesi çok ilginçtir, söyleyeyim, İstanbul'la ilişkisine. Kariye Cami oldu şimdi, eskiden müzeydi ya da cami müze bir şey olacak. Orada apokrif İncil'lerden de sahne var. Yani buna atıfta bulunan şeyler var. Öyle mi? Evet, o yüzden bunun peşinde olan insanlar da var elbette. Evet, onları da konuşacağız. Ben